Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2020 merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçeleri üzerinde konuşma yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Çalışma hayatı işçi ile işveren haklarının dengeli bir şekilde korunması yanında işin korunmasını da dikkate alan politikalar çerçevesinde tanzim edilmesi gerekmektedir. Eğitim ve istihdam planlaması yapılmalı, merkezi eğitim güçlendirilmeli, istihdamı koruyan ve geliştiren bir sosyal yardım sistemi kurulmalı ve sendikal haklar da çağdaş normlara uygun hale getirilmelidir. Bilindiği üzere tüm dünyada salgının etkisiyle bütçe açıkları, borçluluk, işsizlik, enflasyon yüksek oranda artmıştır. Bugün dünyada enflasyonun geçici mi, kalıcı mı olacağı tartışılmaktadır. Dünyada bilhassa enerji ve ham madde fiyatları anormal düzeyde artmış, gıda fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştır. Hayat pahalılığı nedeniyle başta emekliler ve çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız da bu durumdan etkilenmektedir. Tabii ki çalışanların ve emeklilerin maaşlarında ve asgari ücrette artış yapılırken bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Bunun yanında emekli aylıklarında iyileştirmeler yapılmalı, sağlık hizmetlerinden alınan bazı katılım payları emeklilerden alınmamalı. Prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyenlerden, işsiz durumda kalanlardan genel sağlık sigortası primi alınmamalıdır. 2022 yılında düzenleme yapılacağı müjdesi verilen 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmada ek gösterge sisteminin tüm boyutları ile ele alınması, eşitsizliklerin de giderilmesi gerekmektedir. Kamuda ücret adaletini sağlayacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, işe girişte, ilerleme ve yükselmede liyakatı esas alacak bir personel rejiminin uygulamaya konulması ihtiyacı devam etmektedir. Kamu çalışanlarının İşe girme sürecinden başlayarak çalışırken bağlı oldukları hukuki ve mali statü ile emekliliğe dair düzenlemelerin bir bütün halinde ele alınması sistem bütünlüğü ve etkinlik bakımından önem arz etmektedir. Engelli, eski hükümlü vatandaşlarımızın meslek edinerek işlerini kurmaları için bakanlığımız tarafından yapılan destekleri olumlu buluyoruz. Bundan sonra da artarak devam ettirileceğine inanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşünde olduğumuzu belirtmek isterim. Asgari ücretlinin enflasyon karşısında ezilmemesini sağlayacak, çalışanların hakkını koruyacak çalışmalarınızı destekliyor ve bu sürecin vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde nihayete ereceğine inanıyorum. Değerli milletvekilleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu hayat boyu öğrenme ilkesiyle paydaşlarıyla birlikte yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla kurulan günlük hayatımızın her aşamasında aldığımız hizmetlerin ve yapılan işlerin kalitesinin artırılması ve belli bir standart kazandırılması açısından önemli bir kurumdur. Günümüzde küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojisindeki yenilikler, teknik ve mesleki eğitim tüm ülkelerde eğitim sürecinin önemli bir parçası olmaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim bireyi hayata hazırladığı ve demokratik bir toplumda gerekli olan becerileri sağladığı için büyük önem taşımaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim, sanatkarlık, pratik deneyim
ve pratik problem çözme yeteneğini de geliştirir. Verilen hizmetler ve yapılan işler bazında kalitenin artırılması ve standartların yükseltilmesi ülke ekonomisine katma değer sağlayacağı gibi verimliliği de artıracaktır. Kurum tarafından çeşitli sektörler için verilen eğitimlerin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük etmesi beklenmektedir. Mesleki yeterliliğin önemi ne yazık ki ülkemizde çok geç anlaşılmıştır. Verilen eğitimlerin ve getirilen standartların yalnızca bir prosedür, ayrıntı veyahut tamamlanması gereken bir ön şart haline gelmemesi gerekmektedir. Kurumun gerekli siyasi destekle amacına ulaşacağı düşünülmektedir. Mesleki yeterlilik kurumu, kamu personelinin eğitim, kadro, işe alım, mali ve sosyal hakları ve nakilleri gibi tüm işlemlerden sorumlu olarak yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Kamu çalışanlarının hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımızın kamuda istihdam edilmesi noktasında kritik görevi olan kurumun atama, nakil ve yükselmelerde liyakat sisteminin tesisi, çalışanla çalışmayanın, bilenle bilmeyenin ayırt edileceği performans sisteminin tesisinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturması gerekmektedir. Liyakat ve performans sisteminin sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması Yüce Meclis'in sorumluluğundadır, diyor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.